olarak. Bir de Emin Çalaşan dostumdan bahsedeyim. Başbuğ istifa etmeliydi diyor. Anladığım kadar biraz evvelki programda Orada Sabahattin Önkibar galiba aynı şeyi söyledi. Ha, biraz onu. Biz İki o konuda değiliz. Önce... Ben şimdi evvela dedi. Kenan Evren de söyledi. Ben olsaydım onun yerine istifa ederdim dedi. Cevap verdi. Birazdan konuşacağız. Ben bu gemiyi az zararla çok iyi bir yere getirdim dedi. Gemimi terk etmedim dedi. Ben buna katılıyorum. Bir de bunu söyleyeceğiz. Herkes bizi dinlesin. Bunu biraz sonra konuşalım. Rica ediyorum, rica ediyorum, zamanımızı iyi ayarlayalım ve bir devir teslim töreninin önemli bir muhtıra olduğunu, çok ağır bir muhtıra olduğunu, giden Genelkurmay Başkanı ile gelen Genelkurmay Başkanı'nın 27 Nisan'dan mukayese edilemeyecek ağırlıkta ve ciddiyetle bir muhtıra verdiklerini anlatacağım. Kemal Bey dostumuza da. Bu sadece internet meselesi değil. Hı hı. Ve orada da Yaşar Paşa'yı savunacağım. Bizim burada anlattıklar. Bunlar ikinci bölümde olacak evet. Şimdi gündemimizde daha öne aldığımız şeylerimiz var. Evet. Çalaşan'ın ilk kitaplarından biridir. Kitap getiriyorum buraya. Kitapları sevdirmek için. İlk kitabında ilk gazeteciliği söylüyor. Gazetecilikte en önemli şey özel haber yakalamaktı. Hiç kimse bana haber vermedi, özel haber. Gazeteciliğe başladığım günden itibaren bütün çevreme haber saldım ve ne duyarlarsa bana iletmelerini rica ettim. Yalçın Küçük, bir tek ben ona yardım etmişim. Bana ağabey der. Şimdi aynı ağabeyliği Emin'e söylüyorum. Emin'in İlker Başbuğ için yazdığı, İlker Paşa Hazretleri için yazdığı Sarı İnek yazısı doğrudur. Kurtul Altul da dinlemelidir bu tarafı. Dinliyor bizi üstadımız. Kurtul Altul seversiniz. Çok sever. Tabii efendim, biz aynı kuşaktanız. Biz 27 Mayıs'ı yapmış adamlarız. O hapisteydi, ben çıkarttım onun hapisten. 27 Mayıs bizim onurumuzdur. Ona da geleceğiz. Ha. O da söylemiş. Aynı şeylere. Bir noktada Emin'in Sözcü'de yazdığı Sarı ineği vermeyecektim paşam lafı şuydu. Biz orada kabul ediyoruz. Bütün mesele çok önemli. Yaşar Paşa Hazretleri de, ben o zaman Sky televizyonda program yapıyordum. Tırnak içinde Ergonokon başladığında İlker Paşa'nın da en büyük kabul etmediğimiz nokta, derhal askeri mahkemelere çalıştıracaklardı, çalıştırmadılar. Ben ısrarla söyledim Yaşar Paşa'ya. Hocam, o söylediğiniz şey şundan kaynaklanıyor. Bir gece yarısı askeri mahkemelerin görev alanı değiştirildi bir yasayla. Ondan sonra Yargıtay bunu Anayasa Mahkemesi. Pardon, Anayasa Mahkemesi bunu ortadan kaldırdı. Ama ondan evveli sonra de var. Daha işlenmedi bu. Hayır, ondan evveli de vardı. Gitmediler. Hanefi Avcı'nın kitabındaki hava doğrudur. Hanefi Avcı diyor ki, bu davanın hiçbir ciddiyeti yoktur ama yapılması iyidir. Bu aynı zamanda ordunun tutumu oldu. CIA'nin bir raporu da İlker Paşa için bunu yazdı. Hiçbirine inanmıyor ama müsaade ediyor. Bu noktayı bana hatırlat. Bugün Kemal Bey'e yardım asistanlık günümüz. Yaşar Paşa'ya madalya 27 Nisan için verilmedi. Bu davaları açmadığı için verildi. Bir de başka bir konu. Yani askeri mahkemeleri işletmediği evet. için verildi. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Emin Çalaşan dostum, tatildeydin. Lütfen böyle yazılar yazmadan önce büyük komutanlara sor. Ordu komutanlığı yapmış olanlara sor. Çetin Paşa Hazretlerine sor. Hürşit Paşa Hazretlerine sor. Bunları beğenmiyorsun, yani bunları taraflı diye görebilirlersen özür dilerim. Edip Paşa Hazretlerine sor. Onun da hakkı yenmiştir. Çok değerli bir
Kuvvet komutanı olması yenmiştir. Kuvvet komutanlarına sor. Ben sordum. Bu şurada, şura dolayısıyla İlker Paşa Hazretleri emekli olurken çok sevinçliydi, hak etti. Bunları söyleyeceğiz. Onun için benim burada söylediğim kalması iyi olmuştur. Kendisinin söylediği gibi ordu zarar vermiştir ama düzlüğe çıkarttığını söylüyor ki bunu ciddiye almak lazım. Hocam evet. Başka bir konuya geçmeden ben bir şey soracağım. Şimdi öyle günler yaşıyoruz ki bir taraftan balyoz, ergenekon, bilmem ne şu bu var. Bir taraftan referandum var. Bir taraftan yani o kadar yoğun bir gündem ki. Siz gazeteciliği bilirsiniz. Ben bir gazeteci olarak tatile çıkayım dedim. Eşimle, oğlumla. 10 gün dayanamadım geldim. Halbuki benim 45 gün izin hakkım var. Ve fakat bakıyoruz bugün mesela Uğur Dündar, mesela Mehmet Ali Birand. 1,5 ay, 2 aydır izinde. Mesela Can Ataklı Vatan Gazetesi'nde ben ayın 15'ine, Eylül'ün 15'ine kadar yokum, yoruldum dedi. Ne demek bu? Böyle bir gündemde gazetecilerin bu kadar uzun izin yapması. Bakın bunu vurguluyoruz. Biz buraya gazetelerle, kitaplarla geliyoruz. Can Ataklı diyor ki dostumuz, amcasının bize hediyesidir. Amcasını biliyor musun? Mucip Ataklı Paşa. 27 Mayıs'ı yapanlardan mert bir hava generali. Jandarma, biz 27 Mayıs'çıyız. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Onur duyarız. Diyor bu ki, jandarma biz sosyalistiz değil mi? Onu da söyleyeceğiz. Şu anda miting var. Evet. Şu anda Kadıköy'de. Ey ordu! İktidara geldiğiniz zaman bütün sosyalistleri hapse attınız. Biraz siz de otokritik yapın. Bütün sosyalistler cumhuriyeti ve sizi savunuyor. Bunu bilin. Şu anda Kadıköy'de miting var. Bütün sosyalist partiler beraberce cumhuriyeti savunuyorlar. Ben de daha önceki programlarımda söyledim. Sosyalistler millicidir. Türkiye'deki millici olan her politikayı sosyalistler savundular. Milli ilaç politikası, milli petrol politikası, milli eğitim politikası, üstlerden arındırılma. Hepsini bizim arkadaşlarımız ve biz yaptık. Yalçın Küçük, sosyalistler şimdi millici oldu demek bize iftiradır. Her şeyi biz yaptık. Kürt meselesine de geleceğiz. Ha, burada Can Ataklı diyor ki beni göremezseniz diyor, onu diyor, bir süre izin yapmak için sayfaya açıp göremezseniz sadece yazı yazmak çok stresli, ondan yazı yazmayacağım diyor. Ama biraz evvel Kurtul Altuğ üstadımız telefon etmiş. Hayır, yazıya devam edeceğiz dedi. Ama bu gazeteyi... O yazının innesi o zaman? Bilemem. O bizimle. Ama burada Sencer Ayat var. Buraya geleceğiz. Ama sorduğunuz sorulara gelecek olursam benim de öyle bir hazırlığım var. Nedir o? Uğur Dündar dönme. Seni seviyoruz. Çünkü Star televizyonu bu anda en kara televizyon. Hepsinin burada notları var. Artık AKP'nin en koyu televizyonu Star'dır şu anda. Sana ispat edeyim mi? Buradan gittim programı yapıp Ankara'ya döndüm. Akşam ne vardı biliyor musun haberlerde? Çorlu'dan İpliler, işçi partililer Silivri'ye ulaşamadılar. Allah Allah. Haberi öyle verdiler ki tamam ulaşamadı, yolları kesilmiş. Silivri'nin önünde binlerce insan vardı. Onlar yok. Onlar öyle bir haber yazıyor ki o haberde sanki sizler sen oradan sunuş yapıyordun. Silivri'de bir tek işçi partili gösteri yapan oradakiler için yok. Çorlu'da bitmiş demek ki. Bitti. Bunu bilerek yaptılar. Star. Hepsini tespit ediyorum. Benim işim gücüm bu. Ondan sonra
Hasan Paşa Hazretleri ile Hayri Paşa arasındaki görev teslimindeki Atatürk adını sansür ettiler. Birini sansür etti. Bazı Aydın Doğan'ın Atatürk'ten korkuyor. Ey kavmi Türk, Aydın Doğan'ın bütün televizyonları şu anda Atatürk ve ordu. Ordu karşıtıdır. Kibar sözler söylüyoruz. Bugün de çok kibarsınız hocam. Ah, gayet falsifikasyon diyorsunuz. Yok, evet, senden korkuyorum. Hayır, benden korkuyorum. Gayet açık. Keyfimiz de yerinde. Evet.